Hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda Selin Duran Hanımefendi'nin yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi biraz tanıyabilir miyim? İyiyim, çok şükür. Ben Selda Duran, 3 çocuk annesiyim. Çocuklarım okuyor şu anda. İkisi şehir dışında, birisi yanımda. İşletmeniz var. Küçük bir işletmem var benim şu anda açtım. 13 yıl önce başladım bu işe. Neler yapıyorsunuz efendim işletmenizde? Pasta, börek, baklava, ondan sonra içli köfte, yaprak, mantı, aklınıza ne gelirse yani hepsini yapıyorum. Peki nasıl karar verdiniz? Bu süreç nasıl oldu? Seyircilerimize anlatabilir misiniz? Bu süreci ben 13 yıl önce başladım bu işe işte. Aniden karar verdik. Bir de seviyordum baklava, pasta, börek, yemek yapmayı. En çok yemek yapmayı seviyorum. Yemesini de seviyorum tabii. Ne güzel efendim. Ondan sonra dedim bunu dedim kazanca çevirmeyelim. Çevirdik, düşündük, taşındık. Küçük bir yer açtık eşimle birlikte. Ondan sonra evdeki küçük şeylerimi getirdim. Malzemelerimi getirdim. Onlarla yaptık dükkanda. Seneler geçtikçe ilerlettim. Kendinizi geliştirdiniz. Kendimi geliştirdim. Şu anda çok iyiyim, çok şükür. Hani maddi yönden de hani kazancı olan bir şey. Çok faydasını görüyorsunuz. Görüyoruz tabii, çok şükür. Ben ondan çocuklarımı okutuyorum. İki tane üniversiteli öğrenci çocuklarım var. Onlara özel ev tuttum. Ayrı bireysel evde kalıyorlar yurt çıkmadığı için. Çok güzel. Mecbur kaldık, tuttuk. Onları okutuyoruz çok şükür. Maşallah efendim. Ürün çeşitleriniz de çok fazla. Hepsi el emeği. Sizin hepsi el emeği, katkısız. Ondan sonra koruyucusuz. Her şey evde yani. Sizlerin, bizlerin, annelerimizin yaptığı ürünlerle şey diyorum, yapıyorum. Siparişler alıyorsunuz. Sipariş alıyorum. Ondan sonra bayram için siparişler arıyorum, alıyorum. Günlük zaten bulunduruyorum belirli bayatlamayan malzemelerimden. Günlük poğaçam, su böreğim, baklavam günlük çıkar. Ev reçelleri yapıyorum, mantı, kesme mantı, hepsini şey diyorum. Maşallah çok beceriksiniz. Gördüğüm işletmeniz de gerçekten çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun tamam, bu arada. Allah razı olsun. Bu yeni yeriniz, daha önce farklı bir yerdeydiniz. Evet, daha önce 40 metrelik yol üzerinde Aydınlar Apartmanı'nda bir yerimiz vardı. Dükkan sahibimiz çıktı deyince hani kendisi oturacaktı. Burası daha güzel olmuş ama. Burayı tuttuk, buraya da işte daha da geliştirdik. Burayı oraya buradan daha gelişti. Mevki olarak da çok mevki güzel de efendim. Çok sizler güzel, de evet. Tercih edebilirsiniz. Kafe olarak da gelip kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz. Kuru pastalarından, böreğinden yiyebilirsiniz İnşallah Selda ablamın. Bekleriz. Peki Selda ablacığım en çok hangi ürünlerin tercih ediliyor? Hangisini daha benim çok yapıyorsunuz? Benim en çok ablacığım Aksaray'ın inceliği var. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Patentini biz aldık, Aksaray aldı. Kanallarda da, diğer kanallarda zaten ben tanıttım inceliği. İncelek, su böreği, sigara böreği, baklava, kadayıf sarması, elmalı, Aksaray un kurabiyesi, o da çok gidiyor. Kalburabası da çok gidiyor. En çok bu ürünlerim gidiyor. Mantım gidiyor. Yaprak sarmam da gidiyor. Genelde hepsi gidiyor. Her şeyi yapıyorsunuz. Günlük giden ama su böreğim. En çok su böreği gidiyor. Ellerinize sağlık efendim. Siz önemli bir iş başardınız ve ben girişimci bir kadın olacağım dediniz. Ve işletmenizi açtınız. Ne gibi yararlarını gördünüz dükkanınızı, işletmenizi açtıktan sonra efendim? Vallahi en başta maddi yararını gördüm. Ondan çevrem gelişti. Daha çok sosyalleştim. Daha çok açıldım yani. Kendimi geliştirdim biraz da. Gidip gelmeler, şey etmelerden, gezmelerden ayağımı kestim. Başka şeylere yöneldim. Hep işinize yöneldiniz. Yöneldim. Evet, görüşmelere yöneldik. Çok güzel. Onlarla uğraşıp gidiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Selda ablamla sohbet ederken ben şunu sormak istiyorum ona. Bu özgüveniniz var. Gerçekten onu toplamışsınız ve bir işletme açmışsınız. Bir kadın olarak da ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. Bir cesaret işidir bu işe başlamak. Peki sizin hikayenizde en etkileyici şey ne oldu bu işletmenizi açtığınızda? En etkileyici şey ablacığım maddi durum. Maddi sıkıntı çekiyorduk. Bizim bundan 13-14 yıl önce kafemiz vardı. Kafeyi ben çok sevmiyordum. Yani o iş hoşuma gitmiyordu, kafe işi. Biz ne yapabiliriz? Borcumuzu nasıl kapatabiliriz? Yani oradan hakkı şeyini ödemiyordu, borcunu ödemiyordu hakkı. Biz ek iş yapalım dedik eşimle. Düşündük günlerdir işte ne yapabiliriz, ne yapabiliriz.
Ondan sonra ben dedim biz en iyisi bir böyle baklava yeri açalım, ufaktan şey edelim, mantı, gözleme falan olsun dedik. Düşündük, taşındık, onu açtık ablacığım, karar verdik. Ondan sonra çocuklarımızın mesela hepsini, her istediklerini alamıyordum, yalan söylemeyeyim. Küçükken benim hatta benim bu küçük oğlan o zaman şeyleri yoktu. Üzülmeyin ablacığım, ne mutlu ki bugünlere getirmişsiniz evlatlarınızı. Şu an üniversitedeler, okullarını en güzel şekilde okuyorlar sizlerin sayesinde. Hepimiz zorlu süreçlerden geçiyoruz, herkes yaşıyor. Tabii. Bunu yaşayan tabii ki siz değilsiniz tek. Ne mutlu ki Allah size nasip etmiş, güzel bir işi yeri açmışsınız, tabii, şükür, işinizin başındasınız. Çok şükür yani. Kötü günler geride kaldı sizler için. Geride kaldı çok şükür. Ondan sonra bu işi açtıktan sonra çok şükür her şeyimiz ilerledi. Çocuklarımı özel okullarda okuttum. Ne güzel maşallah. Küçüğü gönderdim, büyüğü gönderdim hep özel okula. Hepsini gönderdim çocuklarım. Yani istedikleri her şeyi alabildim. Yani şunda da hayal şeyim kaldı dedirtmedim çocuklarıma. Ya, çocuklarıma bunu alamadım, şu yapamadım bunu alamadım. Dediğiniz hiçbir şey kalmadı. İçimde hiçbir üzüntü kalmadı. Yani normal bir öğrencilerin... Yani zengin bir aile çocuğunun yaşadığını hepsini yaşadı. Çok zengin de değiliz de işte onların yaşadıklarını yaşadı. Ne güzel efendim. En ufak da olsa yani ucuz, pahalı da olsa ucuzunu aldım. Yani aldım her şeylerini aldım çok şükür çocuklarımın. Allah sizleri evlatlarınızın başından eksik etmesin efendim. Çocuklarınızı hayırlı uzun ömürler versin abim inşallah. Peki seyircilerimiz için siz de bir girişimci kadın olun. Ben gerçekten çok faydasını gördüm dediniz. Seyircilerimize neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Vallahi bu işi yapmak isteyen insanlara, kişilere, bayanlara pes etmesinler başta. Zaten en başta pes etmemek önemli. Ben bir sene yani nasıl diyeyim, bir sene sıkıntı çektim. Onlar da çekebilirler. Bazı bayanlar görüyorum şu anda tanıştığım kişiler var. Bir 6 ay olmuş açalı. Ben diyor sıkıldım, iş yok, şey yok diye sabret diyorum. Ben yani o kişilere de diyorum. Kolay bir şey değil sonuçta. Sabredeceksiniz, sabrın sonu selamet. Her şeyi hemen pes etmeyin o kadar. Açıldınız, döküldünüz, ortaya geldiniz diyorum. Pes etmeyin diyorum, pes etmesinler. İnanmak en başında. Evet, inanmak. Bir de yaptığı işi sevmesi lazım. Mecburi, zorunlu, zoraki iş olmuyor. Efendim bizleri iş yerinize kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bugünün anısına belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in size ufak bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanın inşallah efendim. Çok selamlarını da getirdik sizlere. Aleykümselam. Çok teşekkürler efendim. Ben kafeyle efendim de çalışıyorum zaten, belediyenin kafesiyle. Oraya da böreğimi, inceleğimi falan veriyorum. Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanları tanıdıkları için, onlarla da çalışmaktan çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Çok biz de teşekkür ederiz İyi efendim. İyi ki yanımızda öyle bir başkanımız var belediyemizde. Allah razı olsun. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Sizler ben de girişimciyim, benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.